Gösterildiği yer hep aynı. İstanbul'un merkezi, ekonomi konusunda, borsa konusunda, ayaklı borsa konusunda da merkez ve Türkiye'ye nabzı aktardığımız adres. Kapalı Çarşı'ya, Tahtakale'ye gideceğiz. Haftalardır, aylardır kriz gündemini günlük olarak tutmaya, oradaki izlenimlerine devam eden arkadaşımız Dilan Alp yine aynı noktada. Bakalım bugün neler yansıdı, kadraja neler girdi, hangi izlenimlerini aktaracak ve şu anda sıcak durum, tahtada durum ne merak ediyoruz. Söz sende Dilan Alp. Evet Can Coşkun, paranın kalbinin attığı Tahtakale'de biz yine kurların nereye gittiğini, dövizin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Gözler bugün yine tahtalarda. Dün yaşanan kur krizi henüz atlatılabilmiş değil piyasalarda. Dalgalı bir seyir izlendiğini söyleyebiliriz. Tabelalar çok hareketli. Kameraman arkadaşım Murat Ertmen'den hemen rica edeyim size şöyle bir tahtayı göstersin. Euro 12.66'dan işlem görüyor. Sabah saatlerinde 13.30-13.40 civarlarındaydı ancak bir saat öncesinde 12.75'ti. Şu an 12.66 euro. 14.19 oldu şu anda. 24 ayar gram altında 729 liradan işlem görüyor. Tabii alış fiyatı da 708 lira bir açıklık olduğunu görebiliyoruz. Alış satış fiyatları arasında gerçekten bir makas açıklığı var. Fiyat belirlemede zaman zaman zorlanılıyor ve esnaf şunu söylüyor bize. Bu kadar açıklık olduğunda, bu kadar belirsizlik karşısında işlem yapabilmek gerçekten zor. Esnaf buna dayanamaz yorumlarını yapıyorlar. 11 liradan 12 liraya 4 gün içerisinde yükselmişti dolar. Biz 11 Kasım tarihinde burada 10 lira verip yerine 1 dolar almıştık ki hemen sonrasında bir miktar geri çekilme olsa da 12 Kasım tarihinde 10 liraya çıkmıştı dolar ve 12 liradan 13 liraya da sadece dün 5 saat içerisinde geldi dolar. Tabii bu hiç yaşanmış bir durum değildi ve dün döviz kurlarında günlük artış %16'yı geçti. Bunu buradan söylemiş olalım. Tabii hal böyle olunca piyasalar tedirgin. Zaman zaman görüyoruz vatandaşlarda işte 1000 lirasını 500 lirasını alıp dolar almaya çalışanlar var. İşte 40 dolar almaya geldim, 50 dolar almaya geldim diyenler var. Bir yandan altınını bozduranlar var. Ancak tabii artık bu kadar pahalılık olunca ihtiyaçtan deyip bozduran var. Diğer yandan yatırımı değiştireceğiz. Arabada çok kâr edeceğim, ben araba alacağım, o yüzden altınımı bozdurmaya geldim. Ancak istediğim fiyatı da alamıyorum diyenler var. Şimdi tabii bunun detayları ne? Önümüzdeki saatlerde ne olacak? Bunu da Kapalı Çarşı'nın uzman isimlerinden Adnan Kapukaya'ya hemen sormak istiyorum. Efendim tahtalar çok hareketli. Dün yaşanan herhalde o kur şoku henüz atlatılabilmiş değil piyasalarda sanırım. Kesinlikle. Yani dün anormal bir hareket oldu. Yani 11.30'dan açılan dolar. Hani 12 derken 13-13.30'a kadar bir hareketlenme oldu. Çoğu insanlar aşırı bir şekilde TL'sini koruyamadılar. Dene kaybetti. Zarar eden de çok büyük esnaflar oldu. Bu saatten sonra baktığımız zaman şu anda muhtemelen Cumhurbaşkanımızın bugün görüşmesiyle kilitlendi piyasalar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşecekleri, Türkiye'ye ne kadar yatırım yapacağı, bu çok önemli rakam. Yani İngiliz basınında 100 milyar dolardan bahsediliyor. Öyle bir şey olursa dolarda bir rahatlama görebiliriz. O çıkacak olan haber çok önemli. Özellikle piyasalar bunu bekleyecekler bugün. Hani aşağıda doların 12.000 seviyesi haberle, olumlu bir haberle kırarsa 11.30'lara kadar tekrar bir yumuşayabilir. Aksi takdirde 13.500 seviyesi tekrar dilip 14.5'lara kadar gidebilir. Burada yapacak tek şey şu an bekleyip görmek ama bugün çarşı çok sakin. Yani dünkü şok bu an, şu anda yok. Sadece izle gör politikası var. Şu an beklemede herkes. Kesinlikle beklemede. Yani dolar gördüğünüz gibi marjlar 200-250 lira, ciddi bir rakam. Yani bugün 100 bin dolar alıp sattığı zaman 20 milyar eksiyle başlıyorsun. Alırken de satarken de 100 milyar. Yani 100 bin dolar da 20 milyar. Öyle düşünebilirim. İnsanlar bankalardan parasını çeken TL'yi korumak için dolar alayım mı diyorlar. Dolar olan da satsam mı tekrar yukarı gider mi diye korku var. Şunu söyleyebilirim, yani doları olanlar da satıp alabiliyorlar, kar edeceklerine inanıyorum. Yani dolar bu 13.5'larda falan zannediyorum. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla bu rahatsız olduğunu beyan etti. Çok erken yükseldi. %30'luk bir değer kaybı TL'nin dolara buraya gelmesi çok ciddi bir rakam. Sonuç olarak da baktığımız zaman da Merkez Bankası bağımsız olduğunu gösterebilmesi için piyasaya bir hamle yapsaydı bugün, piyasa gerçekten bugün belki 11'li rakamları konuşmuş olacaktık. Ama hala bu saate kadar bir açıklama yok. Muhtemelen dediğim gibi haberi kilitlendi piyasalar ama bugün işte baktığımız zaman altında 760 seviyesini gördü sabah saatlerinde. Oradan doların düşmesiyle beraber 710 seviyesine kadar geldi.
insanların gözü orada. Çünkü bir kilo altında 50 milyar oynuyorlar. Şaka maka değil. Ciddi bir rakam bu rakam. Hani 50 milyar. Dolar yükseldikçe direkt arabalara zam, eve zam, gıda sektörüne zam. Enflasyon o şekilde yükseliyor. Yani insanlar diyor ki dolar yükseldi, etiket değiştiriyorlar marketler. Hemen ikinci fiyata koyuyorlar. Aslında hükümet bunları gerçekten ele alsalar, deseler ki ya enflasyon %17, ben yıllık %17 üzerinde %20 görürsem sizin vergi levhanızı iptal ederim, 100 milyon da ceza yazarım desin. 10 bin tane işçi alsın devlet, hiçbir şey olmaz, piyasada rahatlar. Çünkü halk marketlere girdiği zaman, iki tane yağda sınırlısın dediği zaman korkuyor. Acaba bir tehlikem var, paramı çekeyim, dolar alayım diyor. Bu da piyasayı tetikliyor, bu da korkutuyor. Yani insanlar artık dolar 15 mi olacak, nereye gidecek onu da bilmiyorlar. Şimdi bugün dolar 11'e gelse bir rahatlama olacak piyasa, ama 11'leri konuşuyoruz. Daha düne kadar 10.500'lerde konuşuyorduk bir faiz öncesinden. 100 puan faiz düşürdü. Orada en büyük hata Merkez Bankası'nın hatası oldu. Yani piyasa zaten sıcak, gerilimli. Gerilimli havada faiz düşürmesi piyasayı ateşledi. Yani bir kamyonu düşün, lastiği patlamış, freni tutmayan, o şekilde gidiyor. Yani korkuyoruz. Acaba bugün ne açacak, sabah ne açacak? Akşam saat 10 gibi FED tutanakları var. Oradan çıkacak karar, acaba Amerika'nın faizi destekleyici açıklamalar gelebilir. Orada altın nasıl etkileyebilir? Dolar nasıl etkileyebilir? Hep bunları takip ediyoruz. İnsanlar da bunları takip ediyordur büyük bir ihtimalle, ama bu saatten sonra şu anda bekleyeceğiz, göreceğiz. Hani 13.20 ile 12.200 arasında bir bantta habere kadar kalacağını söyleyebilirim. Bu bantta git gel, artık millet dolar oyun aracına döndü. Resmen oyun aracına döndü. Yani bugün sabah ne atacağını bilemezsiniz. Ama Merkez Bankası'nın zannediyorum düşündüğü bir şeyler vardır. İnsanlar temkinli olsunlar. Her an bir hamle yapabilir. Hamle yaptığı zaman da yüksekten dolar alan, altın alan bir anda %20 zarar edebilir. Şu anki bant, yani genel bandı sorarsanız bence 10 ile 15 arasında. Bunun dışına ben çıkacağını düşünmüyorum. Bunun altı üstü zor yani, ama kısa vade 10.500-14.000 arasında böyle bir bant gidip gelebilir. Alıcı satıcılar bu bandı kollasınlar. Altın gramı da dolar düşerse şayet 11 lira rakamları, gramda 600-620 lira kadar tekrar döneceğini söyleyebilirim. Çünkü 2022 yılı altının dolar bazında çok ciddi değer kaybedeceğini söyleyebilirim. Çünkü doları güçlendirecekler Amerika'da. Bu da altında dolar bazında değer kaybetmesine sebep olacak. Bunun da amacı, çünkü Amerika'da iki tane faiz beklentisi var. Bu iki faize kadar altında satış noktasına geliyor altın zaten dolar bazında. Bu da destekleyecektir. Yani altın düşünü destekleyecektir, ama burada altın tek sorun dolar TL'nin yukarıda olması. Eğer dolar TL kazayla 1500 lira düşüyor, altını 660 seviyesinde göreceksiniz. 650 seviyesinde insanlar rahatlayacak. Yani şu anda da zaten 729-730 sürekli oynuyor, görüyorum buradan. İnsanlar yani şu anda 700 orada bir desteği var şu anda, ama o da tamamen dolarla alakalı. Onlar da dediğim gibi, şimdi dolar şu anda baktığımız zaman 460-68 gözüküyor. Eğer 12.000 çift sıfır yazsa orası 68, yani 716'ya gelecek, 680 seviyesine. Altında çok ciddi para kazananlar da var. Yatırımcı, özellikle halkımız. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani 550'den aldılar. İnşallah 750-800'den de satarlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri de bu şekilden aldık Adnan Kapukaya'dan. Biz kapalı çarşıda dövizin nabzını tutmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Dilan Alp teşekkürler, Murat Erkmen teşekkürler. Gün boyunca piyasa verilerini almaya devam edeceğiz. Bugün siyasetin ekonomi başlıklı toplantıları, ikili görüşmeleri var demiştik. Onlardan biri HDP'de olağanüstü MYK toplantısı sonrası konuşan eş genel başkan Mithat Sancar. Neler söylüyor, bir göz atalım. Burada ekonomik kurtuluş savaşı lafını şöyle anlamak lazım. Halka karşı bir savaş. Yani bu ekonomi politikalarla, bu talan, rant, yandaş ve savaş anlayışıyla yürütülen program ekonomik kurtuluş savaşı değil, halka karşı savaştır. Çünkü bedelini halkın ağır bir şekilde ödediği sonuçlar. Biz de halkın haklarını hep birlikte savunmak için çoklu, güçlü bir demokratik mücadele ortaklığını geciktirmeden hayata geçirme yükümlülüğüyle karşı karşıyayız. İktidarın bu dönemde başvurabileceği yöntemlerden biri de uzun zamandır kullandığı bir politika, evet, kutuplaştırma,
düşmanlaştırma, gerilim politikasıdır. Bu iktidar bütün toplum kesimleriyle kavgalıdır. Bu iktidar toplumsal barışı yok etmiştir. Şimdi bize düşen bütün ezilenler, bütün mağdurlar,